Evet herkese merhabalar. CSGO gündem videomuzun yenisiyle beraberiz. Ben Root, yanımda Vlad da birlikte. Bu yakın dönemde CSGO'da neler olmuş onları konuşmaya çalışacağız. Belki hoş geldin. Hoş bulduk, selamlar. Şimdi yine turnuvalardan başlayalım istersen. Öncelikli olarak Dreamhack Open turnuvası devam ediyor. Ee, ve aslında turnuvada hep yakından bakmaya çalıştığımız takımlar ister istemez Vox'in eski takımı Sports ve tabii ki Big. E, yine biraz hayal kırıklığıyla beraber aslında 0'a 2 ile yani 2 mağlubiyet alarak turnuvaya veda etti ki sadece skor olarak değil oyun olarak da baya kötüydü. Evet. İstersen biraz Mouse'dan bahsedelim. Yani ben Özgür ayrılmadan önce en son şunu söylemiştim. Kerrigan'ın bence artık Mouse Sports'taki prime dönemi bitti. Biraz tıkanmaya başladı ve Voxic gibi de çok önemli bir firepower bence kaybettikten sonra e, takım artık yavaş yavaş bence yeni bir yapılanmaya doğru gitmek zorunda kalacak diye düşünüyordum ki hani Voxic gitmeden bunu yapacaklar diye düşünüyordum ben çünkü bir form formsuzluk başlamıştı ama Voxic gidince sanki işler daha da kötü oldu gibi. Evet yani senin de aslında konuşurken bahsettiğin gibi sadece hani 2-0 mağlup olmaktan ziyade oyun olarak da iyi bir görüntü vermeyen Mouse Sports var. Vitality ve OG arka arkaya kaybettiler 2-0'larla. Bir karşılaşmada sanırım 16-12 kaybettiler ama ya oyun olarak Vitality'ye üstün gelemeyen bir Mouse Sports var. Kerrigan'ın aynı şekilde ben de kötü bir dönem geçirdiğini düşünüyorum ve hani bundan daha fazlası gelmez bence Kerrigan'dan. O yüzden Mouse Sports'un yeniden bir yapılanmaya ihtiyacı var gibi gözüküyor. Evet diğer bir noktada aslında Big, tabii Xanthares'e de gözlerimiz var ki Big zaten bu turnuvaya gelmeden önce Avrupa'nın en iyi takımlarından biri olarak formda bir şekilde gelmişti. Takım belki de tarihinde ilk defa bu kadar iyi durumda. Oyuncuları gerçekten kariyerlerinin en iyi noktasında Xanthares ve Sirius'un örneklerini verebiliriz zaten. E, bu noktada turnuva içerisinde çok iyi galibiyetler aldılar ve özellikle G2 maçıyla beraber Xanthares'in de 3 map'te 99 frek yaptığı inanılmaz bir rekor var. Yani bu... E, tabii ki Zayvu, Simple, NiKo gibi oyuncuların ulaştığı seviyeler belki daha öncelerinde Device'in yaptığı şeylerdi ama bizim bir oyuncumuzun bu kadar üst düzey bir maçta bu kadar güzel bir skorla da aslında maçı kazandıran isimlerden biri olması fark yarattı. Big'le ilgili neler düşünüyorsun? Yani Big'in sanki çıkışı devam ediyor gibi ben biraz pandemi dönemindeki o birlikte oyuna yormuştum bunu ama Big sanki gösteriyor bunu artık biraz istikrar haline getirmiş. Özellikle oyuncular artık kendi kalitelerinin ve potansiyellerinin farkına varmışlar ve daha bilerek oynuyor gibiler. Evet kesinlikle öyle olduğunu düşünüyorum. Yani bu e, pandemi döneminde e, az sayıda takımdan biriydi pek. Ne konuda? E, birlikte oynayan aynı şekilde takımın e, tesislerinde e, gaming ofisinde tabii aynı zamanda gaming house'u takımın. E, bu alanda birlikte yaşıyorlar, birlikte yiyip içiyorlar. Bu e, çok ciddi anlamda olumlu etkiliyor Big'i. E, bu dönemin devam etmesi aynı zamanda e, bir adaptasyon sürecini de aynı zamanda e, birlikte geçirdi Big oyuncuları. E, Zantaris'in tabii ki e, bireysel performansı göz dolduruyor. Özellikle Inferno haritasında Godsent'e karşı 15-10 geriye düştükten sonra e, sadece bir round uzaklıktaydı Gatsen seriyi kapatmak adına ama e, özellikle Zantaris'in oradaki performansı da çok etkileyiciydi. Uzatmaya götürüp Godsent'i 2-1 e, mağlup etmişlerdi. E, bu e, turnuva genelinde eğer şimdi e, yarın bildiğim kadarıyla Vitality'ye karşı oynayacak bir e, Zayvuyu ekarte etmeyi başarırlarsa Zantersin bir turnuva da Dream Egg Open Fall'da MVP olacağını bile görebiliriz. Orada aslında Zayvo dedim benim de aklıma geldi yayınlarda şu soru gelmişti abi, Big Watite maçı ne olur diye. Ben de şunu söylemiştim aslında orada özellikle e, hani JW'nun fanatik ve Watite maçından sonra yaptığı bir açıklama vardı. Eğer Zayvo kazanmak isterse maçı kazanır gibilerinden. E, ya yani biraz tabii şakayla karışık da bir orada bir hani tebrik de var Zayvo'ya ama e, gerçekten Zayvo e, o maçı kazanacak kadar iyi oynarsa, yani maç içerisinde 35-40 vuracak kadar bir harita içerisinde dominant olursa, karşısında hangi takım olduğu önemli olmuyor. Evet Big çok iyi bir takım oyuna sahip ama Zayvon'un performansı kesinlikle bu maçın e, kazanan tarafını belirleyecek diye not olarak da sonuna ekleyelim. Ve tekrar bir turnuva IEM New York'un bu kez Amerika tarafı. Tabi şu an pandemi sebebiyle artık bu tarz büyük turnuvalar hem Avrupa hem Amerika şeklinde iki parça halinde yapılıyor. Zaten Avrupa tarafında siz sunumda da yapmıştınız ve e, beraber izleyici evet. izleyicilere aktarmıştınız. Amerika tarafında da Furya Wander Thieves'i 3-1'lik skorla yenerek e, bir kupa daha aldı diyelim ki zaten Amerika'da şu an birazdan onu da konuşacağız. CS'in e, seviyesiyle ilgili ciddi sıkıntılar var. Furia'nın da inanılmaz bir dominasyonu olmaya başladı. Yine Vanander Thieves'in de sonrasında konuşacağız durumunu ama Furya'dan sanki çok sürpriz olmayan bir galibiyet ve kupa geldi gibi aslında. E, Brezilyalıların artık bir numarası dedikten sonra sanki Amerika'nın da artık bir numarası Furya diyebiliriz. Evet yani özellikle tabii 100 Thieves'in e, dağılma sürecinde olduğu ve e, CS tarafını Counter-Strike organizasyonunu e, bırakacakları konuşulduktan sonra hala e, bu oyuncuların gidip bir de e, final oynaması ilginç oldu. E, onlardan bence bekleneni çoktan yaptılar zaten. Oyuncular e, birer birer ayrılmaya da başladı. E, birlikte kalamayacaklar gibi gözüküyor. E, FURIA'dan iyi bir e, turnuva galibiyeti yine. E, önümüzde aynı şekilde bir 17-18 gün sonra IEM Beijing e, NA tarafında da ben çok şanslı görüyorum. en NA tarafıyla alakalı zaten birazdan senin de dediğin gibi konuşacağız. O yüzden çok saklamak e, çok buradan hemen söylemek istemiyorum her şeyi e, düşüncelerimi. O yüzden e, 100 Thieves'e geçmiş olsun. bir e, 100 Thieves geçti. Evet, bir 100 aslında oraya geçelim oradan konuşalım. Hazırım maçı da konuşurken Kendisi var artık CS:GO kadrosuyla beraber yollarını ayırdığı bilgisi gelmişti ki yani bir proje takımı olan Under Thieves, Nihat kurduğu bir e-spor kulübü açısından yani CSGO'da biz de Amerika tarafında olmalıyız diye kuruldukları bir kadroydu. Bence iyi de bir kadro almışlardı. Renegades olarak bence iyi bir hamle yapmışlardı ama e, bence bir süre verdiler ve o heyecan belki de istedikleri sonuca ulaşmayınca ki özellikle diğer oyunlara ve Valorant tarafına çok büyük yatırım yaptığını düşünürsek One Under Thieves'in CSGO, CSGO takımla yollarını ayırdılar ve devamında da aslında Eskilerine Gez kadrosundaki oyuncudan kurulu bu ekibin transferleri gerçekleşmeye başladı. JKM hı hı. Avrupa'daki birçok belki takımın böyle gözlerini parlatan bir oyuncu transfer edebilir miyiz acaba diye düşünürken kendi ülkesinin Apex takımına yöneldi. Ve e, açıklamasında da hani ben lokal bir tarafta ülkeme destek vermeyi düşündüm deyip aslında bizim milli duygularımızı kabartan bir açıklama yapmış oldu. O da acaba bir tarafı Türk mü diye düşünüyorum ben de annesi babasında bir onda bakmak <laughs> lazım ama... O kendi aslında ülkesine geri döndü ve Apex kadrosunda olacak ki biraz şaşırdık bu duruma. Diğer noktada da CKS'in kompleksliğe transferi konuşuluyor. Özellikle Obo'nun bırakması sonrası takımı o taraflarda yine çok iş yapacak. Benzer profilde, Obo'ya çok yakın profilde olan CKS transferi daha tamamlanmadı. JKN tamamlandı ama de hala bekleniyor. Belki kontratsal bazı durumlar var. Bu iki transfer ve varandır Tips'in genel olarak bundan sonraki durumu hatta diğer oyuncularındaki genel durumlar hakkında neler söyleyeceksin? Ben Jacob'ın aslında iyi bir transfer yaptığını düşünüyorum şu şekilde. Zaten kendi Twitter'ından yaptığı açıklamada şöyle bir durumdan bahsetti. Ben zaten bir süre sonra kariyerimde evime döneceğimi yani Norveç'e döneceğimi biliyordum. Ama bunun ne zaman ve ne şekilde olacağını bilmiyordum diye bir not paylaştı. Apex'in onlara çok güzel bir teklifle geldiğini ve bu teklifi bu tekliften dolayı onara olduğunu izleyicilerine ve taraftarlarına aktardı. Ee, Jacob aslında bence fena olmayan bir transfer yaptı. Tabii ki Cloud9 gibi takımlarda aynı zamanda Avrupa'da e, yüksek tierlerde, tier 1'de boy gösterebilecek takımlarda yine kendisini de görebilirdik bence. Hiç e, şaşmazdım bu duruma. Hatta Apex transferi e, Apex'e gitmesi biraz şaşırttı beni. E, herkesi şaşırttığı gibi. Ama e, ya bir süre 2-3 yıldır neredeyse Jacob bir Avustralya'da, bir Amerika'da e, evinden çok uzak ve ee, çok da genç değil 26 yaşında artık. Ee, bir homesick yani e, evlin memleketini özleme duygusu e, olabilir diye düşünüyorum Jake'im O yüzden biraz da proje transferi anladığım kadarıyla işin içinde sadece Apex yok. Ee, Apex'in e, ya partner organizasyonları ya da e, bir sponsorluk e, işi gibi gözüküyor Jacob'un transferi. E, ne olacağını hepimiz göreceğiz. E, Apex'in tabii ki e, çok yüksek bir seviye takımı olmadığını da söyleyebiliriz. E, Jacob'a başarılar diliyorum. E, aynı zamanda 100 Thieves ee, Valorant furyasından tabii biraz etkilendi. Ee, yatırımlarını o tarafa da, da tamamen kaydırmak istiyor olabilirler. Çünkü e, Shroud geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada kendi yayınında e, NA organizasyonlarına Amerika'daki Kuzey Amerika'daki organizasyonların oyuncularına hala 30 bin 40 bin dolar civarında aylık maaş ödediğini ve bu paraların çok ciddi çok fazla olduğu geriye dönüklerinin e, return of investment'larının yani yatırımın karşılığını e, ...NA organizasyonlarının geri alamadığını bahsetti Şurat. E, o yüzden e, ilginç olacak CS'in NA'deki varlığı. E, aslında JKM ile ilgili de bir not eklemek isteyeceğim belki senin yorumlarına. E, zaten yakından takip eden arkadaşlar mutlaka biliyordur. JKM bir süre bir psikoloji tedavi gördü. Bundan birkaç sene önce özellikle e, CSGO'da ilk isminin duyulduğu dönemlerde... ...çok ciddi depresyonla mücadele ettiği bir dönem oldu. Hatta bir ara oyundan koptuğu sonra geri geldi ve top Devil CS'e devam etti... E, tedavi kısmında özellikle J.K.'nin o psikolojik durumları atlatması noktasında ben hani diğer oyunculardan biraz farklı olduğunu düşünüyorum J.K.'nin. Yani sadece işte Avrupa'da başka takımlara gideyim, para içerisinde yüzeyim, şöyle tolayımdan daha çok ya ben göreceğimi gördüm. Zaten dediğin gibi sen de evinden uzaklardayım çok uzun süredir. Paramı da kazandım. Zaten yine kazanmaya devam edeceğim. Çok fazla işleri karıştırmadan çok keyifle, kafa rahat oynamaya devam edeyim diye düşündüğünü ben de e, biraz düşünüyorum. Onun paralelinde bir karar vermiş gibi görünüyor. Buradan sen yavaş yavaş Amerika'daki CS'in e, konusuna dönelim çünkü şu an Twitter'da takip ettiğimiz çoğu özellikle espor spor figürünün en çok cevap vermeye çalıştığı şey CS ölüyor mu Amerika'daki CS ölüyor mu e, bunun tabi sebeplerinden birçok şey var bunları her hafta konuşuyoruz neredeyse çünkü çok ciddi bir gündem ama özellikle bu hafta çok konuşulan konulardan bir tanesi tanesiyle e, takımların yavaş yavaş Avrupa'ya doğru kadro kurması yani bunu önce Complex'te başlatmıştı başarılı da bir Avrupa kadrosu kurmuştu şimdi sonrasında Cloud9 e, bu hafta itibariyle kadrosunu tamamlamış oldu onu da konuşacağız bu yayın içerisinde. E, o da aynı şekilde bir Avrupa kadrosu kurdu. E, şimdi Amerika'da kalan takımlara bakıyoruz. Hani Liquid ile beraber EG. Yani bu iki takım şu an kendi kendilerine karşıtlı. Tabii e, özellikle Brezilya tarafını saymıyorum. Hani Kuzey Amerika'dan bahsediyorum. Hani Kuzey Amerika tarafında bu iki takım karşıtlı birbiriyle hani tenis maçı oynarmış gibi bir sen bir ben şampiyon olacaklar herhalde. Görünen bu. Hani en fazla yarı final final görecekler sürekli. E, bu noktada biraz sanki senin de söylediğin gibi şahadun açıklamasıyla paralel olarak Amerika'da artık CS'in heyecanı, çünkü orada yıllarda çok devam eden e-sporlar var. Yani mesela Call of Duty, müthiş paraların döndüğü inanılmaz ligleri var. İşte Overwatch, şu an Avrupa'da oynanmayan bir oyun ama mükemmel bir Amerika ligi var. Yani bu Rainbow. taraflarda, aynen Rainbow'un da aynı şekilde. Yani çok fazla oyun var ve onların hepsinin değerinin karşılığı alınırken sanki CS'de o heyecan, o motivasyon, senin de söylediğin gibi özellikle kazanma tarafında yani kazanç tarafında geri dönüşünün olmasa bile ilgiler alakalar azalmış durumda ve bu bana çok geri dönecek bir durum gibi gelmedi. Ben sanki bunun devamında bir iki takım kalır. Onlar da bayrak takım olur. İşte evet. Liquid kalır, EG kalır. Belki Cloud'dan tekrar bir Amerika takımı kurur bir süre sonra ama bir şeyler değişmeyecek ve tamamen oradaki ilgimi ben kaybolacağını düşünüyorum. EG ile birlikte Team Liquid bir süredir başarıdan uzaklar uluslararası başarılarda. Aynı zamanda kendi içerisinde mücadele eden bir region haline geldi sadece NA ve NA -CS aslında Counter Strike'ın başından itibaren, CSGO'nun başından itibaren çok eleştirilir. Oyuncuların sadece para için gittiği ya da uluslararası başarının hiçbir zaman olmadığı bir region olarak kabul edilir. Ama son zamanlarda bundan gerçekten, başarıdan gerçekten çok uzak. Counter-Strike'ın son dönemlerinde Liquid, EG bile kendi içi NA'de yapılan turnuvalarda pek başarı gösteremezken uluslararası başarının önüne bile geçemiyorlar. Bu durum gerçekten düşündürücü. Evet, buradan da yavaş yavaş gündemin diğer konularına yine devam edelim. Ee, Na'Vi konusu var. Na'Vi ile ilgili enteresan bir konu oldu. Forza ile beraber yapacakları turnuva maçı öncesinde. Ee, yani Perfecto'nun biraz aslında koronavari belirtilerle beraber hasta olması durumuyla ilgili olarak Maç, maç zaten çok yakın bir sürede. Maçın ertelendiği bilgisi geldi ve ortalık biraz karıştı. Özellikle Forze'nin yani bu bizim başımıza gelse biz ayrıcalık tanınmazdı ama işte işin ucunda Navi olunca böyle bir e, ayrıcalık tanındı onlara. Mağdur olduk biz sonuçta. Çok az bir süre vardı maçın başlamasına gibi. Bayağı bir geyik döndü. Bayağı bir karşılıklı mesajlaşmalar vesaire döndü internette. ya Buradaki hı. kısaca yorumum benim şöyle. Bu konularda özellikle e, ilk sorumluluk kesinlikle turnuvayı yapan kişiler, organizasyon sahipleri. Yani mutlaka e, ligin veya turnuvanın başında bir kural seti oluyor. Bunu sen de biliyorsun zaten. Hepimiz Hı -hı. görüyoruz, okuyoruz. Bunlar esetilebilir veya değiştirilebilir şeylerdir. O anki durumlar. Yani korona çok önemli bir konu ve diyecekler ki şu an korona sebebiyle, maşa e, başlamadan bunu söylemek istiyorum. E, Playofflar, ligler her neyse başlamadan. Şu an çok kritik bir durum herkese ani bir sebep gösterilebilir o yüzden maç başlamasına 10 dakika kalabilir maçı iptal edebiliriz dersin Ve kimsenin söyleyeceği bir şey kalmaz veya hı hı. Hayır abi biz kural setimize sağlık kalıyoruz Eğer birinde böyle bir sorun varsa yapacak bir şey yok maçından elemek zorundayız onları dersin ve konu kapanır Bunu eğer en baştan belirlemediğiniz zaman herkes bu durumda haklı oluyor Yani Forza oyuncuları aslında birbiriyle çok çelişiyor Perfecto'nun koronavirüs durumuyla Virtus Pro'nun yaşadığı bu e, turnuvadaki sıkışık takvimin farklı bir turnuvada oynadıklarından dolayı IEM New York CS tarafına yetişememelerinden kaynaklanan bir durum söz konusu. Orada tabii ki IEM yetkilileri, ESL yetkilileri e, World's Pro'ya e pek bir şans tanımadılar. E, Best of Three'de oynayacakları maçın öncesinde 1-0 geriye düşürdüler Default Win'den. E, default Lose verdiler aynı zamanda World's Pro'ya. E. E, bunu aslında karşılaştırmaya çalışıyor Forza oyuncuları. O çok garip oldu. Eee o yüzden hani e, ikisini birbiriyle bağlantılamasının çok bir anlamı yok. Kaldı ki zaten düne ertelenmişti maç ve dün de Forze Navi'ye karşı 2-0 galip geldi. Ya Böyle e, tabiri caizse ağlamaların hiçbir e, olayı benim gözümde değer kazanmıyor. Evet belki de yani hani küçük kardeş büyük kardeşe karşı orada bir ses çıkarmaya çalıştı ki tabii bir de CS bölgesinde biz hep CS bölgesi olarak tek diye düşünüyoruz ama orada da Rus takımları, Ukrayna takımları, Polonya takımları çok ciddi bir şekilde birbiri yani çatışma içerisinde, bir yarış içerisindeler. O yüzden ister istemez böyle kendi alanındaki çekişmelerde zaman zaman sahneye damga vuruyor diyelim. E, yavaş yavaş sorulara geçeceğiz. Son konumuzda konuşalım. cloud transferi. Buradan hı hı. yaklaşık geldi iki hafta önce falan seninle konuştuğumuzda bir stake transferini olası olarak konuşmuştuk seninle birlikte ve evet, e, inanılmaz evet, bir parayla transfer oldu bu arada. Yani ben yayınlarda sürekli bunu konuşuyorum. Eğer onun gibi bir oyuncuya 45 bin dolar maaş veriliyorsa hani ben device'ları, simple'ları, nikoları düşünemiyorum. Yani inanılmaz bir para gibi geldi bana. E, Hı -hı. Tamam, hani başarılı. Şu an hatta hala Astralis'ten ayrılmadan da önce en iyi oyuncularından bir tanesi konumunda görünüyor. Çok formda, çok başarılı ama hani dönüp baktığımızda Astralis öncesi kariyeri çok sıradan esetek için. Herhangi bir şey evet. yok. Yani evet iyi, uyumlu, e, oyun bilgisi üst düzey olan bir oyuncu o kadar ama bir yıldız değil, bir süperstar değil. Ama şu an cloud gittiği paraya baktığımızda bir süperstar parasıyla beraber gitti. Sonuç evet. olarak şu an Cloud9 5'ini tamamlamış oldu ve e, o bahsettiğimiz Voxic-Alex e, ikilisinin heyecanından sonra idareten bir kadro kurulmuş gibi geldi. Ve eldeki en iyi oyuncularla belki de alınabilecek kadro bu oldu. Avrupa tarafında mücadele edecek kadro az önce konuştuk. NA tarafındaki o boşluktan sonra onlar da Avrupa'daki o yoğunluğun arasına giriyor olacaklar. E sen Kladen'den neler bekliyorsun bu takımla ilgili Ben hani planımda şu an için yaklaşık olarak bir 6 aylık süre içerisinde bu takımın birbirini deneyeceğini, e, takımın evet. kesinlikle Alex ve Voxic üzerine kurulu olacağını ve belki de Setek'in üzerine kurulu olacağını ama diğer iki oyuncunun yani Flop ile Mezin'in de eğer çok ciddi bir patlama, bir Robs, bir Frozen etkisi yaratmazsa takım içerisinde yavaştan daha iyi oyuncu acaba bulabilir miyiz ki, e, bunun da bence yavaş yavaş araştırmalarına başlayacaklar diye düşünüyorum. Ya Cloud9 için Esetek hayırlısı olsun. Ee, senin de bahsettiğin gibi Astralis döneminden önce gayet sıradan Danimarkalı bir oyuncuydu. Ee, yani normal şartlarda ben Astralis seviyesinde oynayabileceğini de çok düşünmüyordum açıkçası Esetek'in. Ee, iyi adapte oldu, kendini gösterme fırsatı buldu. Bazı maçlar çok tökezledi, bazı haritalarda çok çok iyi oynadı. ya Sonuç olarak Astralis dönemini iyi kapattı diyelim. Zipex gibi bir oyuncu dönüş yapmayacak olsa Esetek bence Astralis tarafında 5. oyuncu olarak kilit olurdu. Ama e, Zipex'in dönüşüyle birlikte Astralis'e yapılan bir teklif söz konusu. Tabii ki e, Astralis de aynı zamanda oyuncu üzerinden kazanacağı bir para da söz konusu. O yüzden Esetek transferini e, gayet makul görüyorduk zaten. Sen de e, bir önceki e, videomuzda bundan çok çok bahsettin. Ben e, ClutchLine tarafında istenilen kadronun tam olarak oluşturulabildiğini düşünmüyorum. E, özellikle 100 Thieves'in dağılma haberleri ...biraz daha hızlı ulaşmış olsaydı Cloud9'a... ...oradan bir JKS transferi Cloud9'a ilaç gibi gelebilirdi. Floppy ya da Mezze öncesinde... ...bu iki oyuncudan birini alsalar yine okey ama... ...iki oyuncu birden, ikisinden de istikrarlı bir katkı gelir mi... ...gelmez mi bunu hep birlikte göreceğiz. Ama oraya çok tecrübeli bir JKS çok yakışırdı diye düşünüyorum. Geleceklerinde, yani 2021'in sonuna kadar... Ben e, mutlak bir başarı beklemiyorum. Tabii ki böyle 6-7 aylık e, bir e, adaptasyon süreçleri de olacaktır. E, bu adaptasyon süreçlerini iyi noktalarlarsa 2021'in sonuna e, turnuvalarda, büyük turnuvalarda playoff'u bir başarı olarak görebiliriz bence. Orada tabii aslında Cloud9'ın da ister istemez bir sıkışık takvim olduğunu söylemek lazım. Yani CSGO belki pandemi dönem sebebiyle biraz yavaşladı turnuvaları e, süreci belki ama... Ne olursa olsun bir takım hazırlaması görevi Henry verilmişti. O da ister istemez hani 15 Ekim, 20 Ekim civarında kadrosunu tamamlamak zorundaydı. Tabii ki Van der ilgili belki daha erken bir konuşma geçirmiş olsa, bu bilgiyi almış olsa kesin oradan CKS'i CKM çekerdi diye düşünüyorum. Ama Hı -hı. E, o anki şartlarda en iyi transfer bu oldu diye düşünmek lazım. Astralis'in tek konusunda bence bir başarısı daha var. Onu da söylemek istiyorum. anda eklemek istiyorum konuyu aslında. E, tek ondan önce dediğim gibi sıradan bir oyuncuydu. Ve Astralis bu transferle 500 bin dolarlık bir bonservis aldı. Yani e, Astralis'in biz bugüne kadar birçok şeyini gördük başardı işte inanılmaz bir takım oyunu e, disiplin, major şampiyonlukları dünya bir numarası, rekorlar rekorlar derken bence bu konuda çok önemli bir mesaj verdiler. Yani siz dünyanın en iyi takım olabilirsiniz ama bunu yapabilir misiniz dedi belki de. Yani sıradan görünebilecek bir oyuncuyu aldı. E, Pro League kazanırken belki takımın yıldızı haline getirdi. Ve şu an hani birkaç öncesinden bir belki de dolar kazanılabilecek bir oyuncundan 500 bin dolarlık bir bon servis alarak satışını gerçekleştirdi. Ya yani Bir de bunu da yaptım hadi bakalım bunu da yapın diye bence e, Astralis'in ufak bir mesajı oldu diyelim. E, evet. Ekleyeceğim bir şey yoksa yavaştan sorulara geçelim. Geçebiliriz. Şimdi birkaç soru aldık arkadaşlar sizden. Twitter'da ben bir post paylaşmıştım. Aşağısında birçok soru var ama özellikle değinmediğimiz ve farklı noktalara gidebilecek noktaları biz burada konuşmaya çalışacağız belki ile beraber. Bunlardan birincisiyle başlayalım. Ben bunu zaman zaman yayınlarda soru olarak alıyorum. Bir Space Soldiers görür müyüz? Yeni bir Space Soldiers görür müyüz? Şeklinde bir soru geliyor sürekli. Ben bunun pek mümkün olmadığı konusunda açıklamalar yapıyorum yayınlarda. Tabi biraz tepki de çekiyorum ama bunun sebebi şu arkadaşlar. Çoğu insan eminim ki... E Türkiye'deki CS:GO taraftarları dahil olmak üzere Space Soldiers'ın değerini oyuncularımız gittikten sonra fark etti bence. Yani bugün Zantares ve Kalix gibi iki tane önemli oyuncu bence ne kadar büyük oyuncular olduklarını gittikten sonra gösterdiler belki de. <laughs> Yani biz Xantharys'i e, lokal başarılı bir oyuncu gibi belki biliyorduk ama o şu an az önce konuştuğumuz gibi program içerisinde e, bir gün dünya çapında bir oyuncusu haline geldi. Rekorlar kıran mükemmel bir oyuncu haline geldi. Yine Kalix e, ayrıldıktan sonra gerek Windigo ile beraber, gerek Envyas dönemleriyle beraber yine Avrupa seviyesinde, dünya seviyesinde bir oyuncu olabildiğini gösterdik. Zaten Kalix aynı zamanda çok fazla FPL oynuyor. Orada da gösteriyor bu kalitesini yani Vox'a ya benzer bir model olduğu için veriyorum özellikle. Ya bu iki oyuncunun bence değeri gidildikten sonra anlaşıldı ve şu an tabii ki takımlar kuruluyor. Genç bah. oyuncularımız var, yetenekli sinirlerimiz var. Ama bence oradaki o A takım içerisindeki kimya, e, Paz'ın o ikilinin yanında üçüncü olarak çok su karar bir oyuncu olması, işte Engin'in support görevi, Mayer'in in-game leaderlığı derken çok farklı bir kadro vardı. Evet isteriz, çok iyi oyuncularımız var, takımlarımız var, genç oyuncularımız var. Ama bence o anki yakalanan başka bir ivmeydi. Ve ben ne kadar çalışırsak çalışalım, ee, o noktalara gelebileceğimizi düşünmüyorum. Çünkü bu birçok şeyi içerisinde barındırıyor. Sadece ya 5 kişi kurduk çok iyi vuruyorlar gibi bir kadro değil. Sen bu noktada aslında yeni bir Space Soldiers takımı oluşur mu? Yani oluşur mu derken o başarılar gelir mi? Neler düşünüyorsun? Ee, Sangal Esports'tan şu an bir Space Soldiers beklemek e, çok iyimser bir düşünce. E, Space Soldiers prime zamanına ulaşana kadar bir iki buçuk üç sene geride bıraktı. Tecrübelendi. bu süre içerisinde çok değerli oyuncular geride çıktı. Özellikle Zantares ve Kalix üzerine kurulan birçok oyun planı vardı ki bir daha sangalı e, Sangalı Esports'a Zantares kadar, Kalix kadar Firepower'ı Rifle tarafında çok yüksek bir oyuncu gelmedi. Paz'ı burada biraz daha konu dışı bırakıyorum. Paz çok görev adamı rolünde oynuyor devamlı olarak. Bu rakiplerini korkutabilen oyuncu tırnak içerisinde söylüyorum. Bulunamadığı için Türkiye içerisinden ya da Türk vatandaşı olarak Sangal Esports'un özellikle oyun planlarında bir daha bu noktalara yaklaşabilmesi ihtimal dahilinde mi? Yakın süreçte değil. En azından bunu söyleyebilirim. Counter-Strike'ın gidişatına da bakıyor bu biraz. Counter-Strike şu an için birbirini tekrar eden oyunlarla devam ediyor. Bir FBN mix kadrosu gelip e, kapalı elemelere kalabiliyorsa şu an Counter Strike'ın ciddi bir sorunu vardır demektir. E, kimse neredeyse e, Sangal Esports'un oynadığı seviyede hiçbir takım e, şu an için taktik yapmıyor. Taktiksel bir oyun oynandığını görmüyoruz bile neredeyse. E, kaldı ki Sangal Esports şu an için e, Prak attığı takımlar Fnatic gibi, Mouse Sports gibi e, yine yüksek tierli takımlar oldukça e, Sangal bu tarafta e, Prak'lara da e, taktikler denerken e, kendi lig maçlarında taktikleri uygulamaya çalışıyor ve bir bakıyor ki karşısına gelen takımlar sıfır taktik sağdan sola koşan, oradan oraya giden, tek bir flashback ile e, rakibine çıkmaya çalışan takımlara karşı mücadele ediyor. E, bu dengeyi bir sağlamak lazım. E, çok yeni değil çünkü bu konu. Yani bir senedir neredeyse Sangal Esports'un rakipleri bu seviyede. Buna alışmaları lazım artık. Buradan kendilerine bir çıkış yolu bulmaları lazım. Özellikle Advanced'de ben şu an aldıkları mağlubiyetler, gidişat... Çok iyi değil demiyorum ama Climber Cup tarafında özellikle MDL'e çıkmak için çok önemli bir şansları var. Ee, MDL'e çıkmak her şeyin başlangıcı olur ee, ama süreç uzun sürecek. Yani kısa bir süreç değil bu. Evet Evet o zaman devam edelim Sangal'dan. Ee, yine gelen sorulardan bir tanesi sık sık son dönemde e, Sangal'ın ana AP oyuncusu kim olmalı? Yani Logicman mi, Imor mu? Ee, Öncelikli olarak Logicman saf bir AP oyuncusu. Immort ise hibrit bir oyuncu onu söyleyerek başlamak lazım. E ben Imor'un gerçekten main AWP olabileceği pozisyonu X-Space Solus kadrosunda görmüştüm. Özellikle Polit'ten düşmeye dönemleri olduğu sıralarda takıma ilk girdiği anlarda. Orada bir main AWP rolü verilmişti ve ben ısrarla şunu söylemiştim. Evet çok iyi bir AP oyuncusu ama kesinlikle main olmaması lazım. Çünkü rifle'ın da çok daha farklı özellikleri var. Çünkü Imor Mumut'u çok iyi olan bir oyuncu. Çok hareketli oynayabilen, çok agresif oynayabilen bir oyuncu. Ve o farklı sprey atma mekaniklerini de eklersek rifle tarafında gerçekten çok farklı demiştim ki hem o zamanın metasında Krik'le beraber bunu çok iyi yapıyordu. Sonrasında Kereç Tenmet'le de çok güzel bir şekilde devam ediyor. Benim buradaki Hı -hı. E, sangal yapısı içerisindeki tercihim kesinlikle Logicman'ın hala ana AP olarak kalmaya devam etmesidir. E, evet belki form düşüklüğü varsa geliştirilebilir, çalıştırılabilir o ayrı bir konu. Ama en fazla İmor ikinci AP olarak destek vermesi lazım. Çünkü o zaman e, Immort'un Rifle tarafındaki çok ciddi katkısından vazgeçmiş oluyorsunuz. Immort mutlaka Hı -hı. iyi bir AP oyuncusu olacaktır. İyi bir katkı Hı -hı. main olarak verecektir. Ama hem Logicman'ın bu kez Rifle sorumluluğu alması gerekecek. Ek olarak da dediğim gibi bence Immort'u farklı özel bir oyuncu yapan... Sadece çok iyi bir alp olması değil, ondan önce çok iyi bir rifle oyuncusu olması, vergesi bir oyuncu olması diye düşünüyorum. E, senin bu konudaki yorumların nasıl? Ya aslında e, Zantares ve Kalex'ten sonra e, Sangal tarafı, Turkey 5 tarafı o zamanlar e, çok fazla böyle delici bir unsur bulamadı demiştik. Aslında Imor bu oyuncu ama neden Imor'dan çok bahsetmedim? E, Imor'un hibrit AWP özelliğinden dolayı rollerde bazen hani Imor'un şu round bir AWP alsın da e, oyunu açsın ya da şu round bir AWP alsın da e, side'ı ona bırakalım gibisinden e, bir, bir özelliği var. O yüzden... O Zanteis ve Kalix kıvamında bir rifle oyuncusu olduğunu düşünmüyorum. Yanlış anlaşılmasın, Immort çok değerli bir rifle oyuncusu. Ama söylediklerine tamamen katılıyorum. Logicman'ın özellikle burada ekleyebileceğim en büyük unsurlardan biri, Logicman'ın burada AWP rolünü kaybetmesiyle birlikte Logicman'ın bu takımda bir çok bir anlamı kalmıyor ve e, sıfırdan bir rifle oyuncusu yetiştirmekle aynı şey, ya da sıfırdan bir oyuncu almakla aynı şey konuşulacak olan Ekrem adına ve bu e, takım adına çok ciddi bir gerilemeye neden olur diye düşünüyorum. Evet yani dediğim gibi sıfırdan bir yapıyı kurmak demek ki e, elde aslında bu kadar iyi bir opsiyon varken e, bunun üzerine gidip dediğim gibi yani takımının oyuncularının kendi belki performansı iyileştirilebilir ama şu an için bence roller çok net e, sangal'da bunu çok fazla kurcalamaya gerek yok diye söylemek lazım. E, son sorumuza geçelim aslında bunu biraz konuştuk yine özellikle NACS'nin son durumuyla ilgili çok fazla soru gelmişti. Yani pandemi sonrası özellikle LAN başladığı zaman durum değişir mi? Tekrar oraya bir aktiflik gelir mi diye bir soru var. Biraz konuştuk ama burada kısa cevaplarla ilerleyelim istersen. Ben açıkçası pandemi sonrası işlerin düzeleceğini düşünmüyorum bu konuda e, pek ümitli değilim. E, gerçekten hani artık oradaki tüm ilgi tamamen Valorant'a kaymış durumda ve bence de e, pandemi sonrası NA bir hareketlenme olmaz. Evet yaşar, hala takımlar olur ama eskisi gibi e, NA tarafında ciddi bir e, Counter Strike e, yoğunluğu göremeyeceğiz diye düşünüyorum. E, senin düşüncelerin nasıl olacak burada? Evet. <laughs> Ee, NACS hakkında aslında biraz konuştuk senin de bahsettiğin gibi. Ee, NACS ile alakalı şunu söyleyebilirim. Ee, pandemi döneminde <laughs> Evil Geniuses kadrosu bir de gelip e, EU'da mücadele ediyorsa NACS'in vay haline diyeceğim. <laughs> ee, yani çok aslında olumlu gözükmüyor işler. Ee, dediğim gibi Valve tarafı Counter-Strike üzerinde bir düşüncesi artık ee, oyun ölüyor arkadaşlar. Yani e, iyi durumda değil gerçekten. Evet. Pandemi sonrası ne kadar toparlar? Bence kendi kendine toparlamayacaktır. Ee, burada Valorant'ın etkisi biraz daha e, nasıl olacak? Riot'ın e, artık meydan bomboş. Yani Valorant tek başına götürebilecek mi, götüremeyecek mi? Biraz da e, burada e, bir çıkış yolu var. E, o yüzden CS'in hızlı bir şekilde geri dönmesini eneye beklemiyorum ben. Evet bizden bu haftalık bu kadar. CSGO gündemini ile beraber değerlendirme şansı yakaladık. Bir sonraki hafta başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Let's check out.